Merhaba, ben Fatih. Raft oynamaya devam ediyorum. Teknemi biraz büyüttüm. Gemivari bir şey yaptım, bakın. Şimdi ben bu tekneye iki kat çıktım. Bir kat, bir de üstüne bir kat. Toplam üç katlı oldu. Daha da büyütmeyi planlıyorum yukarı doğru. Şimdi ne yaptım? Yukarıdan bir bakalım. Şu an bir adadayım. Şimdi yukarıdan bir bakalım. Şöyle üçüncü kata çıktım. Bu yelkenimi de buraya koydum. Bu da yön bulucum. Streamer'ım da burada. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Bunun yönü nereye gösteriyorsa rüzgar o tarafa doğru gitmemi emrediyor. Yani böyle esiyor rüzgar. Gösterdiği yöne doğru gidersem o yönden bana bol bol malzeme gelecek. Gelen malzemeleri de bakın. Şurada, ikinci kattayım ya, gözükmüyor. Bakın şu kenarda görüyor musunuz? Fileler koydum, toplayıcılar. Ve şu tarafa da koydum. Şuradan göstereyim. Yani bir L yaptım. L'nin içine aldığım her türlü malzemeyi gemi yakalıyor. Bana sadece üstlerine gidip toplamak kalıyor. Bakın şuraya bir de çapa koydum, büyük boy. Bunu bıraktığım zaman mesela yolculuğa çıkacağım zaman şuradan E'ye basıyorum. Çapayı topluyorum. Böyle bir adaya geldiğim zaman da çapamı bırakıyorum. Yoksa teknem gider yani. Ben adaya çıktığım zaman bir bakarım, teknem yok. Nerede bu tekne ya derim sonra. Buraya bir tane böyle bir şey kurdum. Ağaç yetiştiriyorum burada. Bak, hasat ediyorum buna. Şununla bir hasat yapayım. Bu mango ağacı. Bana mango veriyor, tohum veriyor, ağaç, tahta veriyor. Bak, lif veriyor. Yani saz mıdır? Saz mı? Mesela şu tohumu hemen buraya ekeyim. Hop, ektim. Ne diyor? Su ver diyor. Bana su ver. Hemen şurada hazır suyum var. Bakın. Bu suyu alayım. Buraya koyayım. Tamam, ona o kadar su yeter. Buradan suyu alayım. Bunu da susuz bırakmayayım. Sonra hemen birinci kata çıkalım. Alt kata bir şey koymadım. Şu sadece demin yukarıda gösterdiğim gibi size. Bu şeyleri koydum. Bu toplama ağları. Aha. Ölüyor muyum la? Ben de diyorum bu niye hareket etmiyor? Hemen bir tane mango yiyeyim. Bir dakika. Aç kaldıysak ölürük. Buraya bir araştırma masası kurdum. Burası üçüncü kat. Bir alt kata inelim. Ha, burada büyük mangalım var. Burada küçük mangalım var. Ama burada da yatağım var. Ben bir yatayım ya. İçlerinde yemek yok. Yattım kalktım sabah oldu. Tamamen açım. Daha da açım. Ve zor yürüyorum. Şu an zor yürüyorum. Aşağıdaki şeyimden, stoğumdan, depomdan bir yiyecek bir şeyler bulayım. Şu orta sıradaki depo yenecek şeyler. Bak, köpek balığı. Gördünüz mü? Köpek balığı avlamışım. 9 tane pişirmişim. Burada yedekte var. 1, 2, 3. 3 tane yeter. 2 tane de mango alayım. Bu da işe yarıyor. Hem suyumu arttırıyor hem lifimi, gıdamı. Şimdi köpek balığı etini hop bir tane ısırayım. Bakın ne kadar, neredeyse yarıya kadar doldu. Bir daha ısırayım. Kalanı da mango ile doldurayım. O suyu daha çok veriyor bakın. Etten çok suyum doldu mango ile. Neyse, suyu, kalan suyu da şuradan alırız. Hop, al iç. Neredeyse eşitledi bile. Şimdi suyumu ve midemi yani gıdamı aldım, doldurdum. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Öncelikle size bazı şeyler, keşfettiğim şeyleri göstereceğim. Şurada bir tane daha köpek balığı etim var. Onu da yiyeyim ya. Köpek balığını çok kolay avlayabiliyorum artık. Ben bir köpek balığı avcısı oldum. Güzel bir avcıyım. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Bu işi de şununla başarıyorum. Şu mızrakla. Metal mızrak. Hele bir de şu ok var ya, of, 10 numara. Okla bile avlıyorum suyun içinde köpek balığı. Şimdi bu okun ucuna da şu metal ok, okucu koyuyorum. Yani bunu atıyorum bu yayla. Daha doğrusu bu ok değil, yay. Yayla bu oku fırlatıyorum, avlayabiliyorum. Şimdi bu adadan topladığım bazı malzemelerle bakın bunları yapıyorum. Metal ingot, görüyor musunuz? Copper ingot, glass, cam, kumu eritiyorum, cam oluyor. Bir tane fırın yaptım, onu da göstereyim hemen. Bir kat yukarıda, bakın şurada. Hatta 3 tane yaptım ya. Mesela bunda metal ingot yapmışım, bunda da yapmışım, pişirmişim yani. Fırına pişirebileceğim şeyleri, fırının pişireceği şeyleri dolduruyorum. Denizden topluyorum çoğunu. Hemen bir toplama yapalım. Size göstereyim. Bu arada şu pişirdiklerimi hemen buradan aşağı inip şuraya yerine dolduruyorum. 3 tane şunu şuraya koyayım. Tamam. Copper ingotlarım da burada.
Evet, şimdi size sualtı madenlerini tanıtacağım. Hemen hızlı bir şekilde bakalım beraberce. Sualtı madenleri nerede biliyor musunuz? Böyle gördüğünüz renkte olan her yerde varlar. Hemen iniyorum ve sualtı madeni toplayacağım. Mesela bakın burası taş dolu. Şu taşları alabilirim. Bir taş. Sağ alt köşede aldığım yazıyor. Stone. Stone taş demek. Taşları topluyorum. Sualtı madeninde taşları aldım. Bu ne lan? Köpek balığı. Onu avlarız şimdi. Bunlar ne? Kum. Bakın açık beyaz beyaza yakın olan renkler sand. Kum yani. Hemen bu köpek balığını avlamadan buraya girmeyelim biz. Şimdi hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkıyorum. Havasız kaldım. Şimdi şuradan yukarı bir çıkayım. Evet, şimdi ne yapalım? Önce bir köpek balığını avlayalım, rahat edelim. Bunu nasıl avlarız? Elimize metal uçlu mızrak alarak tabii ki. Şimdi ben size köpek balığını nasıl avlayacağımı göstereceğim. Ama göstermeden evvel bir su içeyim ya. Tamam. Aha bu ağaç gene olmuş ha. Şu ağacı da bir keselim. Az önce dikmiştim, gene oldu. Gördünüz mü? Hızlı bir şekilde bir sürü bana meyve veriyor, tohum veriyor. Mesela bakalım. Bu ne lan? Ha, kum. Şimdi mesela kum aldık ya denizden iki tane. Bakın şu beyaz. Hemen bunu eritip cam yapabiliriz. Fırına geldim. E'ye bastım. Kumu bıraktım. E'ye bastım. Kumu bıraktım. O kumlar eriyip cam olacak. Bir tohum varsa buraya ekelim. Buraya da ekebiliriz. Buraya ağaç tohumu, buraya küçük sebze, karpuz tohumu falan. Şimdi şu mangoları yiyorum. Tohumlar, ıvır zıvırların hepsi bu tahta çantadaydı. Şuradan bir tohum alalım. Ondan sonracığıma şurada taş vardı. Şu taşları şuraya koyalım. Tahtalar da şundaydı. Evet, bunları da buraya koyalım. Tekrardan oraya dalışa geçeceğim. Geçmeden önce şu tohumları da ekeyim ya. Bu neymiş lan? Çiçek tohumu bu ya. Bunlar dandik. Neyse, belki bir işe yarar. Şimdi mızrağımı alıyorum. Dalışa geçiyorum. Karanlık mı oldu? Önce bir uykuya mı geçeyim? Tamam hadi sabah olsun. Gündüz daha net gözükür. Köpek balığı. Hemen şurada biraz uyku çekiyorum. 3, 2, 1, 0. Sabah oldu bile. Bakın. Uyudum. Vakit hızlı geçti. Şimdi buradan aşağı inelim. Tekrardan o bölüme gidelim. Ve suya dalalım köpek balığını. Heh. Şimdi köpek balığı nasıl avlanır? Bakın. Bir, önce onu kendimize çekiyoruz. Suyun altında olmalıyız. Tam ağzını açacağı zaman vuruyoruz bu şekilde. O gitti bir kere darbe aldı. Hava alıyorum. Aşağıya iniyorum. Tekrar gelecek o bana şimdi. Nerede o ya? Ulan arkadan saldırdı. Vay seni yamuk vay. Tamam. Nerede? Bir dakika ya. Bir dakika. Yerimizi iyi ayarlamamız lazım. Yanlış yerde, yanlış sularda savaş olmaz. Şuraya gireyim. Heh. Şimdi açtı ağzını, yedi darbeyi aldı. Şimdi gelecek o şurada. Ben şöyle gideyim. Gel yavrum gel. Ulan suyun dışında vuramam. Bir daha. Güzel. Tam ağzını açtığı zaman ona bir tane mızrak darbesi yerleştiriyorsunuz. Şimdi bakın bekliyorum bekliyorum. Burnunu hizaladım. Hop blokladım. Hem de ona darbe verdim. Şimdi gidip gelecek. Şimdi bakın. Geliyor geliyor burnunu hop. Gördünüz mü? Hiç darbe almıyorum. Niye? Çünkü zamanlamam iyi. Ama dışarı çıkmam lazım. Nefes almam lazım. Şimdi gelecek. Geliyor geliyor geliyor. Hop. Gördünüz mü? Blokladım. Ona zarar verdim. Hiç darbe almadan köpek balığını avlıyorum. Birazdan ölecek. Yalnız nereden geliyor bu? Ha. Gel bebeğim. Hop. Gene aldı darbeyi gördünüz mü? O bana saldıramıyor. Her hamlesinde zamanlamayı doğru kullanarak, tam zamanda basarak onu haklıyorum. Ama bu arada ölüyorum. Nefes almam gerekiyor. Nefes almayı ihmal etmeyin. Gördünüz mü? Blokladım. Hiçbir şey yapamadı.
Üstüne bile giderim. Kaçar o ben. Hop. Gel buraya gel seni bebek. Az sonra Tahtalıköy'e yolculuğun var senin. Biletini ben kesiyorum. Al sana bir mızrak ucu. Bakın. Hah, bir dakika nefes almayı unutmayın. Köpek balığının öleceğini nereden anlıyorsunuz? Üzerindeki kırmızı çizgiler çoğalıyor. Köpek balığının üstündeki kırmızı çizgiler çoğaldığı zaman... Ah, bu sefer o beni ısırdı çünkü zamanlamam yanlıştı. Bir tık erken bastım. Köpek balığının üstündeki kırmızı çizgiler çoğaldığı zaman ölüme yakın olduğu anlamına geliyor. Şimdi, gördünüz mü? Tam zamanda vurdum. Bekliyorum, nefes aldım. Şimdi gelecek. Gel bebeğim, gel. Al babacık. Tam vuramadım. Bu arada ısırdı azıcık. Gelsin bakalım. Gel yavrum. Hop. Bu arada önümdeki parça da hurda. Scrap denen şey. Şimdi ölecek. Şimdi az kaldı. Birazdan ölmesi lazım. Bakın önümde kum da var. 3 parça kum var. Köpek balığı ölünce bu kumları toplayacağım. Belirli bir darbe sayısında ölüyor. 30'du herhalde ya da 15 miydi? Darbe sayısını tam hatırlayamıyorum. Bakın bayağı bir zarar gördü yani. Bir darbe daha aldı. Gel yavrum gel. Gel buraya gel. Al, heh, öldü. Gördünüz mü? Bakın paramparça oldu. Şimdi E'ye basılı tutarak tak 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 etini topluyorum. En son alacağım da kafası. Onu almayacağım. Kafasını bıraktım. Bir işe yaramıyor. Sadece artisti. Şimdi köpek balığını öldürdüm ya. O şimdi var ya 5 dakika falan ortaya çıkmayacak. Bu 5 dakikada da rahat rahat lootumu yapacağım. Hem de köpek balığı etim de var. Sayesinde açlığa da talimli olmayacağım. Bu da kafası, hadi alayım. Kafasını da aldım, gördünüz mü? Aldım gitti. Onu çöpe atacağım, yani bir işe yaramıyor. Şimdi bu taşı toplayayım. Bunlar kumla, şey kille taştı. Hemen bir hava alalım. Şimdi değerli, en değerli şeyler metal ore denen şey. Bir de Cooper oraydı galiba adı. Şimdi şu hurdaları alayım. Scrap denen şey. Bunlar da zor bulunuyor. Bunları gördünüz mü? Hemen bu büyük kancayla hızlı bir şekilde topluyorum. Çünkü bunlar benim için... Aha kancam gitti be. Yukarı çıkayım da kendime bir kanca yapayım. Yeni bir kanca. Bak canım ne kadar hızlı gidiyor nefes alamadığım için. Neyse ben kanca yapana kadar köpek balığı yeniden gelir. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi bir adet kanca nasıl yapılır? Şu. 4 tahta, 2 ip, 6 scrap yani hurda, 1 vida bolt. Hemen bunları toplayalım. 4 tahta, 3, bir daha 4. 2 ip. 1, 2. Zaten bakın burada yazıyor. Buraya bakarak yapabilirsiniz. 4 tahta tamam. 2 ip tamam. 6 tane hurda. Bizde 3 var. Geri kalan 3 hurdayı da şuradan alabiliriz. 1, 2, 3. O da tamam. Bir tane de bolt. Bolt dediğine vida. Hazırda var mı? Bir tane varmış zaten elimizde. Hemen yapalım. Craftlayalım. Oldu. Zaman kaybetmeden, köpek balığı tekrar gelmeden oraya bir dalayım ben ya. Hızlıca toplayabileceklerimi toplayayım. Çünkü köpek balığı çok rahatsız ediyor sizi. Sürekli saldırıyor. Canına susamış kardeşim ya. Canına susamış bir hayvan ya bu. Şu taşları alayım bari. Taşlar çok değerli değil. Her yerde kolay bulunuyor ama. Ne yapayım ya, taş taştır. Ooo taş taş taş. Biraz metal ore lazım bana ya. Metal ingot yapacağım. Eriteceğim. Hızlı. Bakın bu kanca daha... Ben bir de şey yapayım diyorum ya. Denizin altında nefes alamıyorum. Nefes almak için. Lan. Heh. Köpek balığı gelmeden şunları toplayayım ya. Çok derine koymuşlar arkadaş ya. Şuraya baksanıza taş dolu. Aha kumlar. Şu kumu alayım. Sonra şu taş... Ah. Lan şu taşı alayım.
Nefes çok önemli. Şu kumu alayım. Şu taşlardan şey yapıyorum işte. Demin yaptım ya. Okucu. Okucuna yarıyor. Bir yukarı çıkayım, yukarıdan gideyim. Evet, biraz ilerleyeyim. Şöyle. Nefes aldım. Köpek balığı kafasını falan şunları şuraya bu arada yerleştireyim. Köpek balığı her an gelebilir. Zaman doldu çünkü. Hemen o gelmeden toplayabildiğimi burada toplayacağım. Şurada bir tane kum var. Şu taşları alayım. Bir, iki, hızlı hızlı. Şimdi kum alacağım. Bu kum. Sent. Bak sen. Taş. Taş. Hızlı hızlı. Çok hızlı olmalıyım. Aha. Saldırıyor gene. Ulan gene mi geldin lan sen? Ne vurdu bana? Köpek bir şey... Ha, zehirlendim. Gördünüz mü o sarı şey? Onlar zehirliyor ha. Ama etkisi çabuk geçiyor. Bazen köpek balığı zannediyorum onu ama o diyor bakın şurada zehir varmış. Beni zehirledi. Pis zehir. Neyse canım ölmedim ya. Bu ne? Bu kil herhalde. Clay. Bakalım kil mi? Evet kil. Kil de lazım. Bunlardan fırın yapılıyor. Smelter. Pişirme fırını yapıyorum. Madenleri eritiyorum o kille. Aha denizin altında bir şey buldum lan. Bu nedir ki ne? Oo bir kutu. Oo. Tahtalar falan çıktı. Pek değerli bir şeyler çıkmadı ama. Tamam. Şimdi yeryüzüne doğru çıkalım. Şu ileri doğru gidelim. Her an ölebilirim. Canım çok azaldı. Gördünüz mü? Köpek balığı gelirse beni öldürür. Olsun. Öldürse de bir daha doğarız. Ne yapalım ya? Bundan sonra oyunun görevleri başlıyor arkadaşlar. Yeni görevler yapmam gerekiyor. Görevleri nasıl yapıyorum? Yani yapıyormuşum. Bir tane cihaz kuracağım. Verici, merici, istasyon. Geminin içinde. O cihaz bana gitmem gereken yerleri, radar gibi bir şey herhalde, gösterecek. Görevleri verecek. Adalara gideceğim. Adalarda gemiler varmış. Bu gemilerin içinde benim basit görevlerim varmış. Bunları tamamlayacağım yani. Bunları tamamlayabilirsem yeryüzüne yakınım şu anda. Ölüyor muyum? Ölmeyeyim be. Ondan sonra işte oyunda ilerleyeceğim. Bayağı da bakın görüyorsunuz değil mi? Topla topla bitmiyor arkadaş ya. Ne kadar çok taş varmış bu adada da. Taş adası bu mübarek. Şimdi bakalım şurada. Oo, taş. Taştan başka bir şey yok arkadaş. Biraz da scrap yani hurda da topladım. Ama metal ore. Şimdi size var ya göstereceğim. Değerli olanı zor buluyorsunuz. Değerli olan maddeyi şöyle oyun açıklara zor yerlere saklamış. Ve mavi şeylerin yanına saklamış. Orada taş var ama onunla uğraşmayacağım artık. Şimdi mesela mavi alanlara bakalım. Mavilikler. Bunların içinden metal or bulmak zor iş ha. Bunlar clay yani kil. Metal or arıyorum. Metal or. Burada var mı? Yok. Zor bulunuyor işte. Şimdi ha canım bitiyor, ölmek üzereyim. Zor hareket ediyorum. Bakın şurada bir şey var. Ne bu? Kil? Yok, bakır. İşte böyle metal orlar da böyle bu bakırlar gibi zor yerlere konuyor. Köpek balığı şu anda bir gelse beni bir ısırsa gittim ben. İki tane Cooper aldım. Cooper zannedersem bakır özü demek. Onu da tam bilmiyorum ama bakacağız. Ben bir şeyler yiyeyim. Teknem nerede ya? Oo, çok uzakta ya. En iyisi öleyim ben. Ölene kadar devam. Şu kili alayım. Belki şeye fırın yaparım. Öleceğim be. Az kaldı. Ölmek üzereyim. Ha gayret. Ölmeden bulayım dedim ama bulamadım. Birazdan bulursam size de gösteririm. Her an ölebilirim. Ölüm vakti yaklaştı. Ölüm çanları çalıyor. Az sonra Fatih Baba Tahtalıköy'ün yolunu buluyor. Ve oyuna yeniden başlayacağım. Şimdi öldüm öleceğim arkadaşlar. Boğularak ölüyorum. Öldüm. Şimdi yeniden başlıyoruz. Yeniden başladım.
Her şeyim üstümde. Topladığım her şey yanımda. Şunları şuraya bırakayım da. Sadece karnım aç. Şu köpek balığı, şu köpek balığının kafasını atacağım ya. Onu at. Ah, aşağı denize gittiniz. Şimdi köpek balığının etini hemen şu mangalda pişirelim. Boş boş durmasın ya. Üç tane buna, bir tane de buna. Tamam. Onlar pişe dursun. Şunları da alayım. Ha, benim burada bu fırına koyacak kumlarım var. Sonra şu bakırlar var. Önce şu bakırları vereyim de yer açılsın. Hop. Evet. Bakır ingot yapacağım. Yani bakır külçe. Bu bakırı, kuparı eriteceğim, külçe haline getireceğim. Bu fırınlar bu işe yarıyor. Sonra şu kumu da burada eriteceğim, şöyle cam haline getireceğim. Bakın, iki tane cam var burada. Şimdi aşağıda yemek yemem lazım. Bakalım burada pişmiş bir şey var mı? Yok. Çantamda var ama. Köpek balığı eti var. Şunları alayım. Şu mangoları da alayım. Ondan sonra cama. Bir tane et yiyeyim. İki diş mango. Bir, iki, üç, dört, beş. Bitti. Mangoyu bitirdim ama benim karnım da doydu. Şimdi şu köpek balığı etini geri koyuyorum. Evet, arkiler. Ne yapalım? Uyuyalım. Akşam oldu ya. Gece vakti uyunur. Bunlar pişe dursun. Ha, bakın bu pişmiyor. Niye? Çünkü tahtası bitmiş. Bende de tahta bitmiş. Tahta alayım. Tahta neredeydi? Şuradaydı. Şuradan biraz tahta toplayayım. Tahta olmazsa ne bu fırınlar, ocaklar çalışır? Bakın tahta veriyorum E'ye basarak. Ne de bu ızgaralar çalışır. Mesela şunu tahta verdim. Pişenleri de aldım. Şimdi bu pişenleri hemen yerine koyalım. Şurasıydı. Üç tane köpek balığı eti daha koydum. Taşları da, taşların yeri şurası mıydı ya? Ha, burasıydı ama. Şurada bir 5 tane, şu 10 taneyi alalım, şu 20 taneyi bırakalım. Daha şurada 16 var, şunu da bırakalım. Burada 6 tane kalsın. Evet, taşları da koydum yerlerine. Bakır külçeler. Külçeleri de buraya koyuyorum. Camları da buraya koyuyorum. Şu yaprak, yapraklar neredeydi? Burada mıydı? Ha, buradaymış. Yaprakları da koydum. Şimdi bir uyuyalım arkadaşlar. Evet, uyudum, uyandım, geceyi geçirdim. Şu an sabahın çok erken saatlerinde. Ne yapacağım? Bir ada var önümde. Bu adaya çıkacağım. Evet, şimdi ben bu adaya, yalnız yağmur çok yağıyor. Yağmur durunca çıkacağım. Şu an burada yağmur yağması beni etkiliyor. Önümü görmemi engelliyor. Bu bölümde bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.